İsmim Gökhan Şahin. 1990 doğumluyum. Aslen Gaziantep'liyim. Doğuma büyüme Adana'dayım. Bu arada Cumali Özayt abim. Damıma hoş geldin. Şeref verdin abim. Buradan tüm kuşçu camiasına selamlarımı gönderirim. Kuşçuluğa 15 yıl önce başladım. Mahalledeki Adana güvercini besleyen abimiz 2 adet çandırla başladım. Tabii ki bunu ileride geliştirerek damımı, kümesimi daha genişleterek Adana kuşuna döndüm. Yaklaşık 5 yıl kadar Adana kuşu besledim. Adana kuşlarından vazgeçme sebebim Adana kuşu diğer kuşlara göre, posta olsun, elvan tarzı kuşlara göre biraz daha nazik oluyor. Nerede bir kuş görse, nerede bir pırıltı görse tabiri caizse direkt iniş yapıyor. O dama hani benimsetiyor, oraya iniyor. Adana kuşu da yüksek ve dalıcı özelliğine sahiptir. Yerde fiyat biçimi Adana kuşuna. Adana kuşunun kalitesi havada belli olur. Elvan güvercin göze daha çok hitap ediyor. Hani bazıları bunu ticari olarak hani bakıyor ama ben ticari olarak bakmıyorum. Bunlar hani hafta sonu veya boşluklarda görseli daha çok hoşuma gidiyor. Yani çoğu insan hani posta tarzı kuş besler, kilo güvercinlere besler ama ben elvan hem görseliyle hem de ben bunlara hani mutluluk diyorum hani. Çoğu insan hani elvan güvercini uçurmaz, hep kanat kırpar ya da ne bileyim ben kümese kapatır. Bunlar özgür hayvanlar, kanatlarını kırpmaya ya da hayvanlara özgürlüğünden kısıtlamaya gerek yok. Zaman zaman kaçırdığımız oluyor. Tabi değerli kuşlarımız da oluyor. Yakaladığımız zaman hani ayağında markası varsa ya da sordular mı hani dürüst bir şekilde ben de diyorum hani. Birçok kuşum kaçtı. Ben elvan ağırlıklı besliyorum. Elvan da tabii ki değerli olduğu için. Hani insanlar bunu yok çek. Ayağında markam olsa dahi yok diyorlar hani. Tabi sevdiğimiz dostlarımız falan hani yok demiyorlar. Hatta geçenlerde Cumali Özayt abi senin bir olayın oldu hani kuş kaçırdın. Adam bana diyor ki şu tarz kuş geldi mi? Rakas. Kardeşim gelmedi diyorum. Ama insanlar başkasının kuşuna bile sahip çıkarmış şu anda. Herkes öyle olmuş, ticarete dökmüş ki bu işi. Hani hobi olarak ya da zevk olarak besleyen değil hani. Ticarete dökmüşler bu işi. Kuş sahibine yakışır hani. İyi kuşun her zaman düşmanı olur. İnsanların emeğine yani bir hobi olarak yaptıkları iş bu. Ama emek hırsızları çok. Çoğu zaman çıkmıyor. Eşimiz, dostumuz tabii ki bizi bilenler, sevenler çıkartır kuşumuzu karşılıksız verir. Bazıları da para talep ediyorlar. Hani şu kadar versen kuşunu veririm gibisine. Yani biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. İnsanlar bunu ticarete dökmüşler. Yani kuş yakalayayım, para versin. O şekilde yani. Kuş sahibine yakışır. Karışım zamanında çok kuş tabii ki daha iyi. Neden daha iyi? 1-0 önde başlıyorsunuz. Rakibinde 30 tane kuş varsa karışma zamanı. Sende tabii bu 50 olursa yani kuş karşıtırma olasılığın %60-65'tir. Ama tabii ki sen daha zor olursa onda çok olursa tabii ki karışımda zayiat verme olayın daha çok olur. Kuşların bakımını sabah ve akşam iki öğün şeklinde. Sabahları erken saatlerde yemi ve suyu ve gözlemlemesi. Akşamları da aynı şekilde yem ve su gözlemleme. Tabii buna yaklaşık 1-1,5 saat zaman ayırıyorum kendimden. Tabii çiftli kuşlarımıza daha farklı. Onlarda 3 veya 4 öğün gibi yavrulu oluyor, yumurtalı oluyor. Yani bunlarla daha çok ilgileniyoruz. Kar veya zarar olarak düşünmeyeceksin. Bu bir hobi ve zevk meselesi. Hani bunu ticaret olarak düşünürsen kuşçu olamazsınız. Bunu hobi olarak bakarsanız hani şu şey gözüm yavrulardan hani kendi kendini yemidir, ilacıdır, vitaminidir kendi kendini çevirebilir. Güvercinin parlaklığını kaliteli yem ve karışık yem dediğimiz yani tohum ve minerallerle parlaklığını sağlıyorum ve haftada bir kez banyo yaptırıyorum sirke suyuyla. Güvercinlerde bileklikler ve küpeler var. Bunlar ne işe yarıyor, niye kullanıyor? Görsellik ve alıcılardan korumak amaçlı takıyoruz. Hani uçarken alıcı ve kartal bunlarla kovalama yapıyor. Kovalayınca bu zil sesini duyuyor ve tabi alıcı zil sesini duyunca korkuyor ve hani uzaklaşıyor. Yani benim kuşlarıma çok şükür bu zamana kadar bir şey olmadı. Ama bir arkadaşımızın başına bir çok kötü bir olay geldi alıcı kovalamasıyla. Döşü ve ayağının koptuğu ve tabi arkadaşım bir müdahale etti. Şu an kuş hala yaşıyor yani. Alıcılar yani kuşçuların baş düşmanı gibi. Şimdi Gökhan izleyiciler huzurunda sana bir hatırlatma yapacağım. Evet. Yaklaşık 3 ay önce sen kendin dedin ki abi bir çift sana 40 kuyruk hediye etmek istiyorum dedin. Evet. Artı ben damımdan senin damına kuş konmuş veya sen anlattın herhalde bir karşı damdan bir... Aynen bilmeden hani başka birinin damına gitmiş o da bana tabii ki sordu kuş sende mi diye. Ben emin olmadığım için yani ona ait olmadığı için ben yok dedim kendisine. Tabii biz onu sattık ayağında marka isim olmayınca ben de arkadaştan şüphelendim hani seninmiş kuş. Yani... Benim sende 3 tane kuşum var. Evet. Ben senden bir çift gümüş kuyruk istiyorum yavrusundan.
bunu burada izleyicilerin huzurunda sözünü ver. Dam senin abi. İstediğini gönlünün yani gözünün gördüğü hangisi güzelse eyvallah, sana eyvallah. Canı sağ olsun şaka, abi. Şaka bir tarafa normalde ben hani böyle bir hediye isteyen bir çocuk değilim. Gerçekten değilim ama gerçekten özellikle tavukçu camiası çok güzel hediyeler yolladı. Allah hepsine razı olsun. Özellikle Esef Dönmez yaklaşık 20 tane bana tavuk verdi yani. Fiyatı da çok yüksek meblağdaki evet. Tavukları hediye etti. Allah kendine razı olsun. Yani böyle şey isteyen bir tip değilim. Hediye isteyen bir tip değilim. Aksine hediye veren bir kişiliğim. Ama gerçekten Adana'da gördüğüm en güzel elvan türleri sende diyebilirim. Bak daha ileri elbette vardır. Yani. Ama buradan da elvancılara, tüm kuş camiasına selam olsun ama yani şu anda benim gördüğüm en kaliteli elvan çeşitlerinden birisi Gökhan Şahin'in kümesidir. Bunu buradan belirtin. O yüzden hani gümüş kuyruklarına bittim. Çok güzeller. Hepsi güzeller ama ben gümüş kuyruk hastası olduğum için evet. Senden bir çift zaten borcum var. Evet, evet. Sözümüzü yerine en kısa zamanda getireceğiz. Sen de abi ayağına sağlık. Yani buraya geldiğin için, yani bizi ziyaret ettiğin için. Tabi çocukluğumdan belli ben seni tanıyorum. Yani karşı komşumuzsun sonuçta. Artı yani bir zarar görmedik senden. Hep yani biz de sana saygılı bir şekilde. Allah razı olsun abi. Hani geldin bizi ziyaret ediyorsun. Böyle insanlara bizi tanıtıyorsun. Kuşlara dediğin gibi yani. Bu kuşları hani tamam maddiyat olduktan sonra aynı yani aynı gün içerisinde yine toplayabiliriz. Ama ben bunları inan hani bayağı bir zaman, yaklaşık bir yılımı aldı bunları bir araya getirebilmek için. Maddiyat olduktan sonra bir gün içerisinde, 24 saat içerisinde yani yapabilirsin. Yapılmayacak bir şey yok. Yani dediğin gibi İncirlik'te, Adana İncirlik'te vardır, illaki vardır ama bu kadar elvan bir arada görmek zor yani burada. Cumal Özat abim, kümesime hoş geldin, şeref verdin abi, ayaklarına sağlık. Bizi mutlu ettin. Bana zamanını ayırdığın için çok teşekkür ederim. Buradan tüm kuşçu camiasına sevgi ve saygıyla selamlarımı iletiyorum. Kuşlarınıza iyi bakın, daha çok ilgilenin, daha çok emek edin ki daha güzel yerlere varabilirsiniz. Allah emeklerinizi zeval vermesin. Kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayalım. Hoşça kalın.